Böyle darbe riski olduğunda işte bir şey olduğunda falan siren çalınsın her yerde halk. Mesela gece bu tip hareketler yapar. Çünkü darbe çok küçük bir kuvvetle yapılıyor. 82 milyona karşı mesela 2000 kişiyle yapılıyor. Bu rezalet yani. 82 milyona karşı 2 milyon. Yani 82 milyonun ürkek, çekingen olduğunu iddiasıyla ortaya çıkıyor bu adamlar. Evet. Yani 82 milyon adam zaten diyor, senin gibi diyor işte kafası çalışmayanların korkutmak için biz bunu yapıyoruz diyor. Adam niye öldürüyorsunuz, niye böyle şey yapıyorsunuz diyor. Şehit ediyorsunuz diyor. Bunun için yapıyoruz diyor. Yani korkan bir topluluğu biz diyor böyle hizaya getiririz diyor. Demek ki korkmazsan bir şey yapamıyor. Anlamı bu. Türk milleti de korkak olmadığına göre yani durumları vahim. Böyle bir şeyde siren çalınsın. Millet arabasının kornasına bassın. Yer gök inlesin. Değil mi? Korna bağırdı çağırdı yani ki bir şey oldu, fevkalelik oldu anlaşılsın. Çünkü gece 3-4 falan bazen şey oluyor. Merkez yatıyor yine bomboş oluyor caddeler falan. Bundan sonra geceleri hiçbir şekilde boş bırakmamak lazım. Yani hiçbir vakitte boş bırakılmaması lazım. Nöbetleşe bir gece riski düşünülerek tedbir alınması lazım. Özel harekattan emekli olanları yeniden görev alınabilir. Hatta maaşları da artırılarak değil mi? Emekli maaşı üstüne bir maaş daha olur. O aslanlar bayağı yaman olurlar. Tam teçhizat. Bir de şey değil yani evinde dursun özel harekatçı. Mahallede görev alsın. Mesela emekli polis de mahallede görev alsın. Tam ağır teçhizat. Mesela 2000 mermi verilsin. Her şeyiyle yani. Otomatik silahıyla efendim gerekirse el bombası da verilebilir. Bu şekilde o polis teçhiz edilsin. Darbeciler yöntemlerini gösterdiler. Yani yöntemleri bu. Yani nerelerde ne yapacakları falan anlaşılmış oldu. Stilleri falan da anlaşılmış oldu. Bu bir kere buna göre tedbir alınması lazım. Bir de yeni bir yol deneyebilirler. Muhtemel yeni yollara göre de tedbir alınması lazım. Muhtemelen mesela başka türlü bir teknik kullanabilirler. Efendim, kornasız çok önemli. Hani ona muhalifler işte diyorlarmış ki F-16'ları durduracağız. Ya halkın uyanması çok önemli. Halk uyandıktan sonra ne F-16 dinler ne atom bombası dinler yani. En şiddetli silahları kullansalar bile hiç. Çünkü uyku hali ölüm hali oluyor. Yani o çok riskli. Uyku halinde halkı hemen uyandıracak sistem olması lazım. Bir de kuvvet komutanları darbeye karşı olduklarını söylesinler. Hava, kara, deniz hepsi söylesin çıkıp. Genelkurmay Başkanı da yani gürültü. Eskiden beri gelenektir askerler pek konuşmaz. Asker rahat rahat konuşsun. Televizyona çıksınlar, vatan millet menfaatine konuşsunlar. Bunu yapanlar, bu zulmü yapanlar, bu insanları böyle şehit edenler alçaktır, şerefsizdir diye söylesinler. Ya çocuğun haberi yok ki arabanın üstünde oturuyor çocuk bilmiyor. Trafik tıkalı zannediyor. Bilmiyor oturuyor. Sen tankla gelip hepsini eziyorsun ve paramparça edip geçiyorsun. Çocuk tankın önüne geçiyor alıp ezmeye kalkıyor. Bu akıl almaz bir kin ve akıl almaz bir nefret. Bir kere Alevi kardeşlerimize Sünniler müthiş sahip çıksınlar. Direkt böyle Nakşibendi Kadir'le falan cemevlerine gitsinler, bağlarına bassınlar.